Heyseller, Survivor Series hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün büyük bir maç var bizim için. Bayağı zor bir maç olacak. Çünkü Vince'in, daha doğrusu Shawn Michaels'ın söylediğine göre 5 tane kişi, hepsi Vince tarafından seçilmiş. Elimination Chamber maçı içindeyiz. Ve biz de 6. kişiyiz tabii ki de. Başımıza neler gelecek bilmiyorum ama. Daha önceki bölümde de dediğim gibi tek sürprizi olan Vince değil. Benim de sürprizlerim var. Bu arada geçen bölümle birlikte şey bitmiş oldu. Out for Revenge grubu bitmiş oldu. Ve bu bölümle birlikte de zaten Cooperation'ın son görüşümüz olacak büyük ihtimalle. Neyse başlayalım, ilk maç. Neymiş? Hardcore Time Limit maçı. Böyle bir maç olduğunu bilmiyordum bile bu oyunda. Steve Austin, Goldust, Rob Van Dam vs. Shawn Michaels, Test, Big Show. Hardcore şampiyonluğu olduğuna göre herkes birbirine karşı burada. Ve Steve Austin bir şekilde Shawn Michaels, Big Show, Rob Van Dam'in olduğu bir maçın içinde kemerle çıkmaya başardı yani. Her neyse. Sonra ilginç bir tag team var. Leather Tornado tag team maçıymış. WWE tag team şampiyonlukları için Kurt Angle, Chris Benoit, Sean O'Hare, Roddy Piper. Nasıl tag team oldularsa artık bilmiyorum. Kimin yeneceğini ama biliyoruz ya. Oh! Bunu beklemiyordum. Bir şekilde Sean O'Hare ve Roddy Piper şampiyon oldu. Sanırım 2003'te falan Roddy Piper Sean O'Hare ile bir şey yapıyordu yanılmıyorsam. Emin değilim. Ya rastgele bir tag team de olabilir ama sanki bir hikayesi vardı bu ikilinin. Kurt Angle ve Chris Benoit bir şekilde kaybetti. Bu arada artık Benoit'i nasıl okuyacağımı bilmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü eskiden Benoit falan, Benoit falan diye okuyordum. Bilmiyordum çünkü abi. Fransızca hazırlığın tek artısı bu yani. Çok depresif bir şey ama olsun, en azından bir tane işe yaradı. Matt Hardy, Brock Lesnar, Kevin Nash, Chris Jericho, Triple H, Goldberg. Evet, Chris Jericho dışındaki herkes Cooperation'da da. Chris Jericho ile de zaten geçmişimi biliyorsunuz. Geçmişimizi daha doğrusu. Yani adam hep yendi sanırım bizi, değil mi? Pek böyle iyi bir ilişkimiz yok Chris Jericho ile, kısacası onu diyeyim ben size. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Eğer gerçekten hepsi bana dalarsa zaten maçı yenme olasılığım yok abi. 2'ye tek maçı yenemiyorum. 5'e tek maç, hani tek umudum şey, Chris Jericho'yu diğerleri çıkmadan yenmek. Bakacağız artık. O zaman çılgın hareketler yapmaya başlasam iyi olacak. Scoop Slam. Scoop Slam. Çabuk. Matt, onu ıskalamaman gerekiyordu. Her saniye önemli bizim için. Bu arada ben tuş olunca da Chamber'daki tek küçük adam şey kalıyor, Chris Jericho kalıyor. Diğerleri hep cüsseli adamlar. Triple H de sayılır. Yani ne bileyim işte, Brock Lesnar kadar falan olmasa da sayılır Triple H'de. Özellikle 2003'te fena değildi. Hatta bayağı iyiydi, doğru. Şu anda ilk ya abi, adam hala aynı gibi hissediyorum. Turtle Work, Backbreaker, o kelimeyi söylemekte zorlanıyorum nedense. Tam bilmiyorum gerçi o yüzden. Okey, al sana bir... Ooo, peki. Jericho, sakin ol, her şeyi reversemine gerek yok ya. Ne hareketler vardı diye hatırlamaya çalışıyorum. Bir dakika. Oh, Spear, evet. Artık Spear'la yapıp yumruklamıyor, bir tek Spear yetiyor. Sonuçta adam gelişmeye başladı yani. Oo, nasıl tekmedi bilmiyorum. Evet, kamera açısı açıldı. Kim? Kevin Nash geliyor. Chris Jericho'yu az önce geberttim. Bana mı saldıracak? Evet, bana isabet aldı. Crossline yerdeyim abi. Club to the back. Bullet club. Beni tuş edecek değil mi şerefsiz Jericho ya? Bir de artist edecek. Rope break hakan. Bunda rope break de yok zaten. Adam akıllı bir finish yedi mi bitti o işim. Lütfen birbirinize saldırdığınızı söyleyin yoksa. Teşekkür ederim Jericho. Jericho bir şekilde Kevin Nash'ı kaldırdı. Ben gidiyorum buradan. Burası bana göre değil. Bir dakika. Jericho'ya neden yardım etmiyorum ki abi? Kevin Nash'ı tek başıma halletmem zor olur zaten. Selam. Jericho sende. Tamam. Ganga tag team oğlum. Hadi be, Cooperation'la çalışmama izin vermiyor. Big boot yedim. Kevin Nash de beni takip etti. Okey.
Daha 3 kişiyiz ve sarı olmaya başladım, bu hiç iyi bir olay değil. Dediğim gibi bunlardan birisi ben turuncuyken bir finisher yapsa bittim abi. Hatta sarıyken yapsalar bile bitmiş olabilirim. Biraz seyirsizlik yapmam gerekecek. Lan ya, tam da benim tarafta çıkıyor adam. Evet, dördüncü kişi Triple H. Kime bakacağına bakıyor biraz. Bana Chris Jericho geri verebilir misiniz abi? Siz birbirinizle kapışın. Belki abi Corporation, evet güzel. Doğru bak abi, ben unuttum ya. Goldberg yüzünden maçı kaybettiler falan. Kevin Nash yüzünden miydi? Kevin Nash sanırım Goldberg'e sandalye fırlatmıştı. Evet, onların da arasında hani kızgınlık var. Birbirlerini sevmiyorlar. Ben de biliyorsunuz Shawn Michaels'la Skull Crushing finale yapmıştım falan. Yani iki grupta aslında birbirine atardı. O yüzden Vince'in planı biraz şey oldu. Geri tepti diyebiliriz. En azından nötrledi kendini. Herkes bana dalmıyor. Bu yeterdi, artar benim için yani. Kevin Nash ile Triple H de birbirini oldu öldürmekle meşgul. Skull'da ben İlker Şeriko. Hayatının en büyük hatası abi. Scoop Slam. Scoop Slam. Slum. Okey. Cross'dan aşağı hemen Airship denedi. Oo, bir shot. Ne yaptın sanıyorsun Christ Jericho? Hayır. Ya lanet olsun. Neyse ki tuş edecek yoksa Brock Lesnar. O animasyon olmasa Brock Lesnar beni alırdı. Niye kick out yapmıyorsun? Lan siye Brock Lesnar. Sen kim oluyorsun da bana saldırıyorsun? Triple H var abi. Triple H'le nefret ediyorsunuzdur siz birbirinizden. Gidin ona saldır. Lesnar, ağzına edeyim Lesnar. Siye. Ben böyle devam ederim. Gerçekten ederim. Oh be, tamam. Bana bakmıyor artık. Vazgeçtim. Yine bana bakıyor abi. Yürü git. Yürü git. Höşt. Kışeriko'yu öldüreceğim ben. Tamam mı? Güzel. Kışeriko. Abi bak. Lesnar, şansını çok fena deniyorsun biliyor musun? Altıncı kişi çıkana kadar böyleyiz şimdiden söyleyeyim. Bravo Lesnar, gerçekten. Ring of Honor'da olsaydın belki birkaç kişi alkışlardı seni. Adam mal gibi demir atladı. Kışeriko en azından cesaretli ya. Ölüme doğru emin adımlarla yürüyor şu an adam. Okey, Jericho tekrar bende. Ohohohohohoho! Jericho geberdi abi. Goldberg bir tane daha spear yapacaktı ki şans eseri. Brock Lesnar sinirinden durduramadı kendini. Hop 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 hop, Goldberg lütfen. Ben bu konuşarak da halledebiliriz. Kime saldıracağımı bakıyorum. Buldum abi. Ya yürü git. İşte bu. Kevin Nash hayatımı kurtardı. Teşekkür ederim. Bunu diyeceğimi hiç bilmiyordum ama. Aslında geçen sefer de maçtan kurtardı beni abi. Kevin Nash'la tag team partneri olabilirim ya. Gerçekten. Bütün kötü durumlardan kurtardı beni adam. İsteyerek mi yaptı? Şimdi onu bilemem. Ama kurtardı kesin. Triple H görüşürüz. Bu arada ben finisher yapmadım, yanlış anlamayın. Kevin Nash yapıyor şu an finisher'ını. Triple H benim sinirimi bozmaya başladı biliyor musun? Goldberg gitti mi? Daha maç yeni başladı ama. Oh! Aaa! Nasıl? Gel lan buraya. Bundan kaçamayacaksın. Boom boom! Broken by elbow. Chris Jericho geverdi abi. Twist of Fate yeterince güçlü değil artık. Dolayısıyla daha fazla kullanmayacağım Twist of Fate'i. Eğer gelişmek istiyorsam, yeni şampiyonluklar almak istiyorsam yeni şeyler denemek zorundayım. Ve o denediğim yeni şeylerden bir tanesiydi. Yeni sürprizlerden bir tanesiydi. Kevin Nash'te gitti. Maçta sadece Goldberg, Triple H, Brock Lesnar ve Matt Hardy kaldı. Yani birkaç bölüm önce gerçekte hayatta olduğu gibi, yani Matt Hardy'nin kariyeri batıyor falan galiba, yine başaramayacağım bu sefer de falan diyordum da. Bence abi bundan sonra şampiyon olmasam bile yani kaç tane main eventer'la aynı maça çıktım. Yani kesinlikle kesinlikle çok daha iyi bir durumdayım şu an. Kendi grubumu yaratma şerefine eriştim falan en azından yani. O kadar da kötü değildi bence.
Bundan daha iyi olmazsa kariyerim yani. Ama tabii ki de olacak. Beni durduramayacaklar. Bu maçı kaybedebilirim yalnız. Hani hiç şaşırmayın. Aşırı zor şu an hani. Bir yanlış hareket. Mesela o yaptığım... Tamam kurtulduk. Ama bir yanlış hareketle bitebilir şu an bu maç. Brock Lesnar. Goldberg'i yakaladı. Fırlattık çocukmuş gibi. F5. Goldberg'in canı. Daha çok ama. Lesnar yürü git lan. Bana bir garezin mi var acaba? Gerçi olabilir. Adama sövüp duruyorum falan. Ya da beni kolay hedef olarak görüyor olabilir. Şimdi bu... Bunun doğru olması hiçbir şeyi değiştirmez, tamam mı? Hala senden kaçıyorum. Uf. Sen, aynen sen Goldberg ile ilgilen, ben az önceki hedefim Triple H ile ilgileneyim. Herkes mutlu mutlu yaşasın işte. Triple H'i geberttim mesela şu an. İyi denemeydi. İyi denemeydi Triple H. Uç bakayım oraya. Ohohoho. Geberdi abi Triple H'e bakın. Gördüğünüz gibi yerde. Oo, Goldberg'den spear geldi Brock Lesnar'a. Ama Brock Lesnar low blow'la kendini kurtarmış olabilir. Bu maçı kurtarmış olabilir kendisi için. Matt Hardy bittiğini söylüyor. Ne bitti kim bilir. Side effect numara 2. Şimdi Matt Hardy'den bütün WWE Edis geliyor yine. Aha. Oo, Triple H reverse'lemiş beni. Oo, tam da KJ'ye yapıştık. KJ'ye yapıştık ve üstüne üstlük backbreaker. Kafam nasıl, daha doğrusu gövdem nasıl kırmızı olmadı? Gerçekten bilmiyorum. Oyuna sorun. Triple H yalnız gitmiş. Şimdi fark ediyorum ama gitmiş adam. Kalk lan ayağa. WWE'yi satacağım dedim ve... Ya söveceğim lan var ya. Gerçekten. Triple H'e bir şey diyecektim de vazgeçtim son anda. Son anda... Hadi demeyeyim dedim. Hadi... Yes! Yakaladım. Styles Clash. Hem de demire. 1, 2, çeliğe hatta ne demiri. 3. Matt Hardy, Chris Jericho'yu Triple H'e elemine etti az önce. Bu çok büyük bir şey. İçeride Goldberg ve Brock Lesnar birbirini şu an yok ediyorlar abi. Gerçek hayatta da böyle maç yapsalardı muhteşem olurdu. Goldberg, Jackhammer mi yapacak? Hayır, diz attı. Neckbreaker. Tuşa gidiyor. O hareketini çok seviyorum Goldberg'in. Ya aslında güzel bir hareket yani. Ve hayır. Brock Lesnar. Kick out yaptı da o animasyon Goldberg bırakmış gibi gösteriyor. Ama Brock Lesnar kick out yaptı yani onu bilin. Oo, STO. Brock Lesnar. Goldberg'i yine çocuk gibi kaldırıyor abi. Matt Hardy dışarıda tabii ki de dinleniyorum. Ve öyle yapmaya da devam edeceğim. Yorumlarda söven olur bir iki tane de abi. Bu survival meselesi ya. Hayatta kalma meselesi. Hiç umurumda değil. Bazen kazanmak için böyle pis işler yapmamız gerekebilir. Ve Brock Lesnar bir tane daha F5. Goldberg sanırım gitti. 1 2 3 ve Goldberg de gitti. Ringde 2 kişi kaldı gördüğünüz gibi. Abi sonunda Brock Lesnar yenebilecek bir Matt Hardy. Broken by elbow. Ama tabii ki de bu işe yaramayacak. Bu yeterli değil. Matt Hardy'nin devam etmesi gerekiyor Brock Lesnar dövmeye. Matt Hardy'den güzel bir hareket. Oo, çok daha güzel. İsmini bile söyleyemeyeceğim bir hareket. Corkscrew bilmem ne. Corkscrew moonsault mu? Hayır ya. Alakası yoktur. Shining Wizard denedi. Brock Lesnar düşmedi bile. Normalde o hareket gayet etkili olur. Ya Matt Hardy salaklık yapacak zaman değil. Gerçekten değil. Matt Hardy. Yakaladı Brock Lesnar'ı. Bir şey yapamadı. Çünkü Brock Lesnar'ı OP anası satayım. Oo, çok sert bir Shining Wizard. Çok sert bir Shining Wizard. Matt Hardy reverse edi. Matt Hardy. The Omega. Matt Hardy'nin yeni ikinci finisher'ı. 1. 2. Hadi be. Olmadı. Olmadı. Brock Lesnar fazla güçlü abi. Oyunun poster çocuğu tabii ki de bu kadar güçlü olacak. Oradaki referansı da anlamışsınızdır herhalde. Evet. Yeni iki finisher'ım abi. Broken by Elbow ve The Omega.
Brock Lesnar'a bir tane daha German. Matt Hardy dalmaya devam ediyor Lesnar'a. Okay. Şu an aşırı konsantre oluyorum oyuna, o yüzden sessizim. Matt. Oo, Matt hareketini yapacak. Ve yaptı da Brock Lesnar'a. Saygısızlığın cabasını yapıyor şu an Brock Lesnar'a. Matt Hardy şu an gayet eğleniyor. Oo, Brock Lesnar ayağa kalkayım dedi. Geliyorum ulan dedi. Matt Hardy dinlemedi tabii ki de. Ve Matt Hardy'nin gördüğünüz gibi yine finisher var. Reversal. Boom boom. Death by elbow. Kaldırdı Lesnar'ı. German suplex. Ve maçı bitirme vakti geldi bence. Shooting star press denedi ama Brock Lesnar bir şekilde reverse edi. Brock Lesnar şimdi yukarı çıkıyor. Brock Lesnar daha da yukarı çıkıyor. Brock Lesnar atladı ama Matt Hardy yoldan çekildi. Muhteşem bir strateji. Matt Hardy'yi kurtarmış olabilir bile bu. Aşağı inmeye çalışıyorum. Shooting Star'la indi Matt Hardy. Still'le indi yani. Oh, Shining Wizard, hayır ya. Bu hareketin sürekli ıskalayacağını bilseydim almazdım gerçekten. Özellikle bu maç için almazdım. Shining Wizard sonunda ıskalamadı ve Brock Lesnar'ın kafası kanıyor. Doğru, Brock Lesnar'ı kaldıramıyordum. Ne yaptım ben? Oh shit. Hayır Lesnar, hayır hayır hayır. Ohohoho. Bundan sonra tuş ederse oyunu bırakırım. Gerçekten. Ya. Brock Lesnar. Şerefsiz. Bir kez daha Matt Hardy'yi yendi. Onun için özel olarak yeni hareket kullandık. Omega hareketimi ilk defa Lesnar'a yaptım. Yine kick out yapmayı başardı. Nasıl bir canavar bu? Madem bu kadar bir canavar, nasıl? Nasıl bu main şampiyon değil? Kim bilir? Gerçekten kim bilir? Bir kez daha Lesnar'la karşılaştık ve bir kez daha Lesnar bizi yendi. İnanılmaz. Matt Hardy'nin laneti gibi bir şey bu. Keşke yeni oyunlardaki gibi istediğimiz kişiyle kapışma şansı olsaydı. Ya da şampiyon olsaydı ki Lesnar onunla ileride kapışabilseydim. Tek söyleyebileceğim şey, yapabilecek bir şey yok abi. Lesnar şu an benden iyi olan adam. İleride bir daha karşılaştığımızda ama işler daha farklı gidecek. Hiç bu kadar yaklaşmamıştım Lesnar'ı yenmeye. Ama yine de başarısız olduk ya. Hartford, Connecticut'teyiz şimdi. Bakalım. Hiçbir şeyimiz yok aslında, doğru. Hikayemiz falan yok. Galiba artık şu şampiyonluk olayına başlayacağım. Önce bir statülerimize bakalım. Bir saniye, Kasfin oluyor. Oluyor mu? Hayır, olmuyor. Okey. Kim ne durumda? Kim şampiyon, ona bakacağız. Önce Matt Hardy'de ne olmuş toplamda bakalım. 86'dayız. SP'miz 78. 2 maç daha yenersek artık Raw'da dünya şampiyonluğuna gidiyor olabileceğiz. Bakalım. Maçlarımız. Toplamda 47 tane maç yapmışız. 31 kere kazanmışız tabii ki de. 16 kere kaybetmişiz. 4 kere pes ederek kaybetmişiz. 9 kere tuş olarak kaybetmişiz. Diskalifikasyonla kazanmışız. Kaçarak kazanmışız ve kaybetmişiz. Merdiven maçında da bir kere kaybetmişiz. Bakalım. Opponent'lara bakalım abi. En baştan başlayarak. Jazz'la kapışmıştık, doğru, John Cena. Hepsini yenmişiz. Eric Bischoff'la kapıştık. Yendi bizi. Artık şu Brock Lesnar'a kaybetmemden sonra Eric Bischoff pek... Unuttum abi ben onu. Bob Riddle, Kevin Nash. İki kere kapışmışız onunla. İkisini de yenmişiz. Christian'la da aynı şekilde. Chris Jericho ile iki kere kapışıp kaybetmişiz. Steve Austin'la da aynı şekilde. Bak, o değişecek. O %100 değişecek. Randy Orton'la üç kere kapışıp üçünü de yenmişiz. Goldberg'le iki kere, üç kere kapışmışız. İkisini de yenmişiz. Devon Dudley. Aynı şekilde üç kere kapışıp üçünü de yenmişiz falan filan. Batista'da iki kere kazanıp kaybetmişiz.
Ric Flair'de 6 kere kapışır. Triple H'de 2 kere kaybetmişiz. Evet, Brock Lesnar'ı yendik ama tag team maçlarında yendik. Teke tek yenmedim daha önce. Ve en çoklu Brock Lesnar'la kapışmışız, şu işe bak. 8 kere. Kemerler. Bir kere tag team şampiyonu oldum. Yani bir kere de Intercontinental şampiyonu oldum. Evet. Kemerler demişken şimdi kemerlerin tarihine bakalım ne durumdalar. Hayır. Bir şey alabiliyor muyum ki? Hayır, alamıyorum. Superstar statüleri. Yok. Kemer ha. WWE şampiyonu bizi ilgilendirmiyor. Dünya şampiyonluğu dünya şampiyonluğu yalnız. Çok bir değişiklik olmamış. Drag'da duruyor. Ve maalesef. Abi contenderlar Brock Lesnar bir tanesi bak. Eğer 80'i geçersem bence Brock Lesnar tekrar karşımıza çıkabilir. Bir dakika, ne yapmaya çalıştığımı unuttum. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Kaç haftadır tutuyor? Bir haftadır mı? Çok az. Intercontinental şampiyonluğu. Biz neredeyiz abi? Beşincideyiz. Onun önemi yok zaten. Kaç haftadır tuttuğunu göstermiyor. Onu unutmuşum ya. Kaç kere kemeri koruduğunu gösteriyor. 3 kere korumuş. Neyse abi. Hadi şu haftayı da bitirelim. Konuşacak biri var mı bakmadım ama neyse. Şuşturalıs yendi. Önemsiz bir maçtı. Ve ben istemeden. Abi ben unuttum, doğru. Kemer için maç yapacaktım. Oyun benim için koymuş zaten. İkinci maç. Intercontinental şampiyonluğu için. Triple Threat. Goldberg. Matt Hardy. Shawn Michaels. Kısa bir maç olacağını umuyordum. Triple Threat maçı bir 10 yıl sürecek bence. Evet. Abi çok manyak oldu var ya. Goldberg şampiyon zaten, o her türlü olacak da. Shawn Michaels'ın denk gelmesi aşırı manyak olmuş. Ben bir daha görmeyeceğiz falan diyordum da. Göreceğiz ve kemer maçında abi. Maçı yenerse bana bayağı kapak olur. Okey. Yiyin lan birbirinizi. Ben hemen geliyorum. Genelde her maçta yaptığım en kötü seçim bu oluyor ama. Yani o Kevin Nash olayı dışında. Gerçekten bu sadece başıma bela getirdi. Shawn Michaels'dan super kick. Mal gibi dans ederken bana bakmayı unuttu. Ben de bu sırada hallettim onu yani. Oo, double kill mi? Hayır. Bir tek Goldberg'e vurduk. Goldberg. Adamı öldürmekle meşguldum. Butterfly suplex. Bilmem ne suplex işte. Ne aman ne suplexi olsun. Gel lan buraya. Espri yaptım abi. Şaka yaptım, ben kaçayım hemen. Bu maçı tek amacım yermek. Tıpkı Elimination Chamber'daki gibi abi. Try hard yapıyorum yani. Hiç olay yok. Hiç eğlenmeye çalışmayacağım. Tek amacım yenmek. Ve hala yenemedim abi o maçı. Ama yani yenseydim de şaşırdım var ya. Aslında benim hatam şu ya. Biraz daha bekleseydim Omega finisher'ını yapmak için. The Omega finisher'ını. Bence yenerdim. Çok erken yaptım onu. Adama moonsault yaptım, takmadı beni. Hayır Matt. Goldberg hayatımı kurtardın gerçekten. Resmen benim için kurşunun önüne geçmiş gibi oldu abim. Shawn Michaels'da da az önce bir kurşun geldi gördüğünüz gibi, uçurdu adamı. Kaldıramayacaksın ki, niye hareket yapmaya uğraşıyorsun? Al işte. Gebert abi. Oo, Goldberg'den spear. Buna da spear yap lan. Armbar yaptı ama rope break. Abi yapay zekada bugün bir şey var galiba. Shawn Michaels'dan falan dikkati dağılıyor Goldberg'in, o yüzden hiçbir şey reverse yemiyor. İyi denemeydi. Broken by elbow. Henüz daha bitmedi abi. İkisi de sarıda. Tabii ki de şu olmayacak. Nope. Görüşürüz. Aynen Michael Zabur. Lan ben önüne geçtim. İstemeden. Kurtulduk. DDT. Merhaba. Ben de buradayım. Oh. Metardiden. Side effect. Shawn Michaels hala yerde. Lan. Ha. Shawn Michaels hala... Matt ne yaptın Matt? Bu maçı kazanmıştın Matt.
Ya da bilmiyorum, şaka yaptım. Çok hızlı kalktı çünkü Goldberg şimdi. Oh, canım yandı. Ben izlerken canım yandı gerçekten yani. Michaels'ı geberdi gördüğünüz gibi. Gel lan buraya. Terbiyesiz adam. Oho, işte bu. Abi bu hareket çok hoşuma gidiyor. O kadar hareketim var, en favorim bu ya. Görüşürüz Goldberg, nereye gidiyorsun bilmiyorum ama. Michaels'ı gebertik. Oo, lütfen o masaya beni koyma. Hatta o ihtimali vermeyeyim bile sana. Ha, ne oldu ne oldu ha? Terbiyesiz. Gel buraya. Tuş edecek kesin. Tabii ki de ona izin vermeyeceğiz. Ah, catching spear olsa bu oyunda. Missile dropkick. Michaels'ın yapabileceği hiçbir şey kalmadı bence artık yani. Oturup ağlasa daha iyi. Oo, sakin ol adamım. Yaptıklarını bir düşün. Gerçekten düşünmeni tavsiye ederim. Benim ne yapmaya çalıştığımı anladı Goldberg var ya. Şerefsizliğimi anladı, peşimden geliyor ama. Neyse, Michaels'ın dikkatini dağıttı. Çok iyi. Oo, sledgehammer lan. Bana eskiden olan şeyler şu an Michaels oluyor yani. Gözlerimin önünde. Üzüldüm. Sledgehammer'ın demir tarafına. Michaels, sen bir bizi yan. Ya da dur lan, niye Michaels atıyorum? Onun canı az. Tuş edeceğim kişi Michaels, buna karar verdim. Super kick. Reverse'leme sen zaten köşeden bir şey şaşıracağım yapay zeka. Oo, kaçtım aralarından. Michaels bir super kick çak şuna ya. Forearm slash smash. Aynen, al sandalyeyi, bitir şunun işini. Adamsın Michaels. Oo, hiçbir şey yapamıyor ya. Dur yardım edeyim sana. Dur yardım edeyim. Sonunda be Goldberg'in de hasar almaya başladığını görmek beni bir birey olarak mutlu ediyor. Görüşürüz. Yürü be Michaels, işte bu. Salak hakeme vurdu ya. Hayır, bu planlarımı suya düşürmüş olabilir DDT. Hakem yerde gördüğünüz gibi. Bir daha vuracak galiba. Tamam, vuramadı. Oho, köşeden can be spear. Jackhammer geliyor. Jackhammer geliyor. Ama beni görmüyor şu an Goldberg. Arkasına geç, arkasına geç. Gördü lan, gördü. Gel bakayım, gel bakayım. The Omega. Michaels hala ayakta. Ağzına edeyim bu oyunu ya. En kritik anda reverse diyor. Al lan Shining Wizard. Oha, bu işini görür. Bu işini görür. Shining Wizard. 1. 2. Goldberg kalktı. Kurtaramadı ama yeni Intercontinental şampiyonunuz Matt Hardy. İşte bu. Bütün kemerleri alacağım abi. Bugünden itibaren o göreve tekrar başladım. Korkma hakem, korkma. Shawn Michaels ölü olarak yerde yatıyor. Ve ben ise ayakta duruyorum yeni Intercontinental şampiyon olarak. Bir ben diyorum, bir metal olarak sesleniyorum. Olsun. Güzel, güzel. Kötü başladık bölümü, iyi bitirdik. Cutscene olacak mı diye bekliyorum. The Rock, Steve Austin. Table Tag Team maçı. Hem masa maçı ama tag team maçı. İlginç lan. Kim yenmiş? Sağdaki takım yenmiş. Kane, Chris Jericho, Triple H. Yani Chris Jericho'nun takımı kaybetmez abi. Çünkü Chris Jericho kaybetmez. Korumalı yani. Sezon modu bayağı koruyor Chris Jericho'yu. Yani Chris Jericho kısacası sezon modunun Roman Reigns'i işte. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dakika, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.